Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu akşam açık sorularda konuğumuz müzik ve yaratıcı drama eğitmeni, aynı zamanda oyun tasarımcısı Duygu Nevşe Şener bizlerle birlikte nefis konular konuşacağız. Duygu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten çok değişik ve çok güzel konular konuşacağız. Çocukları konuşacağız çünkü. Çocuklar için oyunlar yazıyorsunuz, şarkılar besteliyorsunuz, hikayeler oluşturuyorsunuz. Ayrıca üstün yetenekli çocuklara danışmanlık eğitimi veriyorsunuz. Bu konu da çok ilgimi çekti. Bunu da böyle detaylı konuşacağız. Ama çocuklar size bayılıyor. Sosyal medyada çok fazla videonuz dönüyor. Onlara anlattığınız masallar, çocuklar için yazdığınız masallar, bestelediğiniz şarkılar. Önce şarkıyla başlıyorsunuz, sonra o nefis masalları anlatıyorsunuz. Çocuklar bayılıyorlar size. Ama şimdi tüm bu serüveni konuşacağız ama nasıl başladı? Önce ondan başlayalım isterseniz. 12 yaşında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kapısından içeri giriyorsunuz ve 16 yıl boyunca eğitiminiz devam ediyor. Sizin müziğe ilginiz nasıl başladı? Aslında biraz klasik olacak belki ama her ebeveynler belki beni şimdi bana kulak verecektir. Hı. Her çocuğun yetenekleri nasıl fark edilir? Bunların aslında küçük küçük evde şeyleri olur, ipuçları verir. Hı. Evet dediğim gibi biraz klasik olacak ama ben de evde kendi kendine şarkılar söyleyen, farklı müzikleri dinleyen, onları söylemeye çalışan bir çocuktum. Annem hemşireydi benim ve bir hastası vardı, müzisyen bir hastası. Ona benden bahsedince beni yanına davet etti, bizi yanına davet etti. Ben o zaman işte ilkokul zamanında. Sonrasında beni davet ettikten sonra beni dinledi piyano eşliğinde. Bu kızda bir yetenek var, siz bunu bir konservatuvar sınavına bir deneyin dedi. Ve aslında öyle başladı. Tabii o da uzun bir süreç, çalışma gerektiren bir süreçti. Ama yeteneğimiz olunca üzerine gitti. Sağ olsun ailem de çok destek verdi ve ben 12 yaşında konservatuvara adım attım. Aslında insanın mesleğine karar vermesi için çok küçük bir yaş. Evet. Sadece yeteneğinizle bu yola giriyorsunuz. Sonrasında size hangi kapılar açılacak, nasıl farklı kapılar açılacak bunu bilmiyorsunuz. Ama bu anlamda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Okulumuz her zaman hani gurur duyduğum, bir mensubu olmaktan gurur duyduğum bir okul. Bizi alıp kollayan, bizi büyüten bir yer. Ve aslına bakarsanız bunların hepsi eğitmenlerimiz, hocalarımız sayesinde oldu. İşte orada 12 yaşımda girdim, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans ve hatta evlilik bağıyla bu şekilde bağımız devam etti. Sonrasında konservatuvar eğitimi aslında Türkiye'de ya da bu okulun amacı ülkemizde sanatçı yetiştirmek. Bizim aldığımız eğitim de bir sanat eğitimi. Müzisyen olarak, müzik bilimci olarak. Ben üniversite döneminde müzikoloji bölümüne geçiş yaptım ve orada daha çok geleneksel müziklerin, Türk müziğinin tarihiyle ilgili çalışmalar yaptım. Orada baktığınız zaman bir bilim insanı yetiştirme rolü vardı ve ben de bunu hani kendi alanımda başarıyla tamamladığımı düşünüyorum. Fakat sonrasında iş hayatı, özel sektör derken eğitimcilikle tanıştım. Evet. Aslında hani hayat döngüsü, hayat kapıları farklı farklı açılıyor. Aldığım eğitimin en büyük katkısı belki müziği çok iyi bilmem oldu. Ve aldığım eğitim, yaptığımız çalışmalar bu alanda uzmanlığımı almamı sağladı. Sonrasında çocuklarla ilgili çalışmalarımız başlayınca tabii orada farklı bir alan. Bu sefer onun için ayrı çalışmaya başladım. Şimdi sanatçı yetiştirmek üzere aldığınız bir eğitim ama daha sonrasında çocuklar üzerine devam ediyorsunuz ama eğitim hayatı boyunca da geleneksel Türk müzik kültürü ve dünya müzikleri üzerine de çeşitli araştırmalar yapmışsınız. Evet, çünkü bizim alanımız bu. Yani biz bir müzik bilimci olarak öncelikle kendi kültürümüz, kendi tarihimiz, bu tarihsel evrede müziğimiz nedir? Ve çok geniş bir kapsam gerçekten. Hani ben bunun sadece belki küçük bir noktasını tutabilirim. Yüksek lisans tezimde özellikle bitirme ödevimde ve sonrasında yüksek lisans tezimde de müziğin aslında etkileri üzerine tarihsel çalışmalar ne yapılmış bunun üzerine bir çalışma yapmıştım. Müzik
hastalıklardan tutun, özellikle benim çalıştığım alan, hastalıklar üzerinde nasıl etkisi var, tarihsel yazımlarda neler yapılmış, bunun üzerine bir çalışmaydı. Müzik aslında insanın hayatının, insan olduğu sürece her yerde var olan bir şey ve biz bunu gelenekle nasıl bağdaştırdık, bu gelenek sonrasına nasıl intikal etti ve biz şimdi bu geleneği nasıl kullanıyoruz, benim çalışmalarım birazcık bunun üzerineydi. Müzik hastalıklara iyi gelir mi? O dönemde insanlar buna inanmış, o dönemde bununla ilgili çalışmalar yapılmış ve aslında halen baktığınız zaman müzik elbette ki insanın ruhuna özellikle iyi gelen bir olgu. Değil mi? Böyle bazen mesela ameliyat esnasında doktorlar böyle klasik müzik çalarlar. Evet. Evet. Ruha iyi gelen bir tarafı var, sakinleştirici, değil mi? Evet. Müziğin tabii çeşidine göre değişir ama muhakkak. Şimdi o son uyuma hani evresinden önce de insanın rahatlamış olması, çünkü belli bir heyecan herhalde oluyor ve onun için rahatlayarak uyuması hastanın sonrasında nasıl uyandığıyla da çok ilgili. Eğer stresli ve hani üzgün olarak uyuyorsa uyandığında da aynı stresi yaşayabiliyor. O yüzden o evreyi müzikle yumuşatabiliyorsunuz. Bunu da hani bilim insanları, doktorlar bilerek mi yapıyor onu tam net bilmiyorum ama bir etkisi olduğu kesin. Kesinlikle garanti. İyileştirici bir etkisi var. Evet. Ve insan acaba uyurken de o melodileri duyuyor mu gerçekten ve orada gerçekten bir rahatlama oluyor mu? Bunların hepsi araştırılıyor her ne kadar tam sonuca varamasak da. Şimdi siz tabii, şimdi çok güzel bir yere geldi o zaman konu. Mesela ninniler, değil mi? Evet. Aslında biz bebekliğimizden itibaren ninniyle büyüyoruz. Sakinleştirici de bir etkisi var herhalde. Bu içgüdüsel olarak geliyor. Ben de anne olduktan sonra ninni söylüyordum. Benim annem de bana ninni söyleyerek uyutuyordu. Onun annesi de, onun annesi de. Bunu insan aslında anne olduktan sonra benim çocuğumu müzik rahatlatıyor diye söylemez. Zaten gelenek size bunu getirmiştir. Bir çocuğu, bebeği kucağınıza aldığınızda otomatik olarak hafiften sallamaya zaten başlarsınız. Ve ağzınızdan bildiğiniz bir melodi, bazen bir türkü, bazen işte bir ninni, onlar dökülmeye başlar. Ve bunu bilerek yapmazsınız. Ben bunu müzik bilimci olarak biliyorumdur ama siz öyle yapmazsınız. Ya da ben de bunu her yerde, ben şu an müzik bilimci kimliğimle hareket ediyorum değil. Bir bebeği kucağınıza aldığınızda o içgüdüsel olarak gider. Çünkü neden? Gerçekten müzik, gerçekten o ritmik olgu çocuğu rahatlatan bir şeydir. Bebekler kulak ve işitme gelişmeye başladıktan itibaren anne karnında da olsa sesleri duyabildiği zaten kanıtlanmış bir şey. Ve o sesler, ilk duyduğu ses de annesinin sesi. Ve etraftaki diğer seslerin yanında en baskın ses de annesinin sesi. Anne, ilk duyduğu ritim annesinin kalp atışı sesi. Belki annesinin karnının gurultusunun sesi. Ama bu seslerle dünyaya geliyor. Ve dünyaya gelen bir bebek aslına bakarsanız kendini belki yalnız, belki korkmuş ve nereye geldim ben hissiyle doğduğunda gene sığındığı yer anne kucağı. Ve kucağımıza alıp kalbimize koyduğumuzda onu gene rahatlatan şey annesinin kalbinin sesidir. Aslında şimdi aklıma geldi siz böyle anlatırken, bazı bebekler, yeni doğan bebekler mesela uyumak istemezler, çok ağlarlar ve işte aspiratörün altında uyutur anneler. Bazıları işte fön makinesi çalışırlar. Beyaz gürültü dediğimiz sesler onlar. İşte o uğultu gibi, işte o aslında saç kurutma makinesinin sesi anne, evet, onu çağrıştırıyor. Ya da mesela bir çamaşır makinesi sesi. Şimdi mesela teknoloji artık ilerledi. Eskiden bir de bu makineleri gerçekten çalıştırıp yapıyorduk. Evet, evet. Şimdi belli kanallarda, evet, YouTube'da, orada burada bu seslerin kayda, evet, alınmış halleri var ve bunu açarak bebeklerini uyutanlar var. Aslında orada şu var. Aynı ritmik olgu dönüyor. Bir örüntü gibi. Aynı ritim aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Bu döndükçe çocuk onu dinledikçe, algıladıkça aslında gene kendisini anne karnında gibi hissedip orada onun dinginleşmesini sağlıyor. Peki biz aslında anne olarak ne yapıyoruz? İşte buna bir melodi uyduruyoruz. Biz buna bir şarkı uyduruyoruz ve bebeğimizi rahatlatacak, içgüdüsel olarak uyuturken ya da yemek yerken bu olguları sağlıyoruz. Biz bir de bunu okullarda da kullanıyoruz. Çünkü müzik çocuğun zihninde belli ritüeller oluşmasını sağlar. Örneğin okullarda
ders zili için, ders için zil çalar. Neden? Çünkü dersin başlama hareketidir o. Ve çocuklar hep beraber sınıflarına giderler. Derslerini işledikten sonra teneffüs için tekrar zil çalar. Şimdi artık melodiler, şarkılar, evet. Bunun için özel bestelenmiş şarkıları dinliyorlar. Ve bu sefer hurra teneffüse çıkarlar, bilirler. Bunlar aslında çocukların hayatındaki ritüelleri oluşturmamızda da bize yardımcı oluyor. Mesela biz okullarda diyelim ki ellerini yıkamaya gidecek. Ellerini yıkamaya gitmeden önce siz bir şarkıya başlarsınız ama aynı şarkıya devamlı olarak her seferinde aynı şarkıyı söylemeye başladığınızda içgüdüsel olarak da çocuk ellerimi yıkamaya gidiyorum şimdi demeye başlar ve o da o şarkıyı söyleyerek gider. Müzik hayatımızı da bu anlamda kolaylaştırır. Ama bence en güzel yanı işi eğlenceli kılar. Hadi bakalım git ellerini yıkamak mı yoksa ellerimizi yıkıyoruz şarkısıyla ellerimizi yıkamaya gitmek mi? İşi aslında en eğlenceli kısmı bence müziğin sihirinde kaynaklı. İşte bu dediğiniz gibi anne karnından itibaren başlıyor ve bütün hayatımız boyunca da bizimle beraber. Şarkıyla öğretilen öğretiler çocukların aklında daha fazla yer ediyor sanki. Tabii. Mesela ben hatırlıyorum kendi yeğenime evin telefonunu şarkıyla öğretmiştik. Hatta hala ben bile hatırlıyorum. Unutmadım. Bence şimdi söylemeyin. Yani hiç unutmuyorlar. Değil mi? 3,5-4 yaşlarındaydı. Evet. Şarkıyla öğretmiştik mesela telefonunu. Çünkü müziğin aynı zamanda işte bu matematiksel tarafla da bağlantılı olduğu için işte dediğimiz gibi o aynı çarpım tablosu mesela müzikle öğretenler, matematiği müzikle öğreten hocalarımız var. Sağ olsunlar bu konuda da hani çok hevesli olan öğretmenlerimiz var. Yani işte burada ne olarak kullandığımızla alakalı. Ben eğitimde yani üniversite boyunca aldığım eğitimde müzik benim için amaçtı ama şimdiki eğitim hayatımda hem araç, bazen araç, bazen de amaç oluyor. Bu dediğimiz çarpım tablosunu öğretmek için müziği kullandığımızda bunu araç olarak kullanıyoruz. Ve bir çocuğa hem daha eğlenceli hem daha kalıcı öğrenme yöntemleri. Bunu özellikle ezbere dayalı bilgilerde müzik çok işimize yarıyor. İşte haftanın günlerini öğretirken, yılın aylarını öğretirken, mevsim döngülerini öğretirken. Yani o bilgiyi eğer aklında tutmak için zihinde bir yer açmak istiyorsak bunu müzikle çok kolay yapabiliyoruz. Bunun için tabii ki de buna biraz daha gönül veren öğretmenlerle iş daha kolay oluyor. Doğru. Mesela nineden bahsettik ya, şimdi bebeği ya da çocuğu sakinleştirmek için sallıyoruz ama ona muhakkak nini de eşlik etmek zorunda. Mesela oyunlarda da öyle, fış fış kayıkçı mesela hala biz çocukluğumuzda da oynardık. Şimdi yeğenlerimizi, çocuklarımızı da belki oynatıyoruz yine. Ve bizden aynı. Sonraki çocuklar da bizden oynatacak. Bizden sonraki çocuklar da oynayacak, onların belki çocukları da aynı şekilde. Sadece sallamak değil, ona şarkısı da eşlik edince bir bütün sağlıyor değil mi? Aslında o zaman oyunlaştırmış oluyorsunuz. Fış fış kayıkçıda çocuğu kucağınıza alırsınız ve ileriye geri aslında hareket edersiniz. Orada sadece baktığınız zaman hiç ses olmadığını düşünün. Sanki böyle bir video izliyormuşsunuz gibi. Ne yapıyor dersiniz? İleri geri, ileri evet. Geri bir hareket var. Aslında baktığınız zaman bunun fiziksel olarak da tabii ki de çok faydası var. Bel dengesi için, koordinasyonu için bebeğin, çocuğun. Ama siz buna eğer bir müzik eklediğiniz zaman, fış fış kayıkçı şarkısını söyleyerek bunu yaptığınız zaman karşıdaki çocuğun kıkırdadığını göreceksiniz. Onun yüzünün güldüğünü göreceksiniz. Ve ondan sonra aslında bütün bunların anneyle çocuk arasında, babayla çocuk arasında bir bağ oluşturmak için bir araç olduğunu göreceksiniz. Çünkü dokunuyorsunuz, nefesiniz birbirine karışıyor, gülüyorsunuz, hissediyorsunuz birbirinizi. Ne oluyor? Burada daha güvenli bir bağ kurmanızı da sağlıyor. Belki çok hani uçsuz bucaksız bir şeymiş gibi geliyor ama müzik bunların hepsi için bir araç. Ve biz bunu farkında olmadan hayatımızın her yerinde var. Mutlu olduğumuz anlarda da müzik var, hüzünlü olduğumuz anlarda da müzik var. Kazandıklarımızda da müzik var, kaybettiklerimizde de müzik var. Bunların hepsine, bütün bu duygularımızı da müzikle ifade edebiliyoruz. O zaman müzik aslında gerçekten her yerde. Ve biz eğitimciler olarak bunu nasıl doğru kullanırız, bunu bilerek daha farklı neler yapabiliriz? Biz aslında bunlarla devam ediyoruz hayatımıza. Fış fış kayıkçıyı siz bile unutmadığınıza göre bu yaşımızda, ben bile unutmadığıma göre ve hala oynadığımıza göre çocuklarımızla. Demek ki bu bizim içimize de işlemiş bir takım şeyler. Mevzuyu daha keyifli hale getirmek için müzik gerçekten önemli bir kesinlikle. Araç. Şimdi tabii siz uzman müzik bilimci olarak mezun oluyorsunuz ve mezun olduktan evet. Sonra yaratıcı drama ve çocuklar hayatınıza giriyor ki yaratıcı evet. Dramada
İnanılmaz bir konu aslında. Evet. Derya Deniz çok da önemli, çok da faydalı. Çocuklar üzerinde de çok etkisi var ama sizin tanışmanız nasıl oldu yaratıcı dramayla? Ben okul öncesi dönemde ilk erken çocukluk döneminde bir kurumda öğretmenlik yapmaya başladım. Aslına bakarsanız hayatımda öğretmen olacağım pek demiyordum. Gene bu müzik alanının farklı tarafında ilerlerim diye düşünüyordum. Ama hayatımın bir döneminde bunu da denemek istedim. Ama bu kadar seveceğim, bu kadar tutkuyla bu işi yapabileceğim benim de aklıma gelmemişti. Aslında şöyle başladı. Okul öncesi çocuklarla çalışıyorsanız mutlaka ve mutlaka her zaman herkese de şu anda da söylüyorum. Yaratıcı drama olmazsa olmazınız. Herhangi bir şey öğretmek istiyorsanız, hı hı, bu matematik de olabilir, sayılar da olabilir, hı hı, renkler de olabilir. Eğer siz işin drama kısmında, dramatizasyon kısmında yoksanız o çocuğu bir kere yakalayamazsınız. Drama bana çocukları daha iyi nasıl yakalarım aslında bunu öğretti. Hı. Bu anlamda da gerçekten o dönemde beraber çalıştığımız bir drama öğretmeni bana yol gösterdi. Ben çünkü bir müzik öğretmeniyim ve biz genelde okul öncesi dönemde özellikle ritim çalışmalarını yaparız. Onların çalabildiği enstrüman haliyle fiziksel olarak bir piyano olmadığı için ya da bir başka bir şey olmadığı için grup derslerinde de bizim için önemli olan davullarımız vardır, ritim çubuklarımız vardır. Ama şimdi bir 4-6 yaş çocuğunu karşınıza aldığınızda davula gümbür gümbür vurur. Bunu böyle durduramayabilirsiniz bile. Ama ben diyelim ki onlara şimdi hafif ses öğreteceğim, kuvvetli sesi öğreteceğim. Daha yavaş nasıl çalarsın, daha nasıl bedenini kontrol ederek, benim söylediğim ritimlerde daha bunu nasıl yapabilirsin öğretmeye çalışıyorum. Fakat diyelim ki beni kimse o arada duymuyor. Ama eğer ben ne zaman ki bu işte vermek istediğim müfredatımdaki teorik konularda ben eğer birazcık daha o işi hikayeleştirmeye başladığım zaman, o zaman işin rengi değişmeye başladı. İşin drama kısmına geçtiğim zaman işin rengi değişmeye başladı. Ben çocuklara hadi bakalım şimdi önünüzde duran kocaman bir orman, bu aslında bir davul değil. Hı. Bu ormanlı bir sürü ağaçlar var ve bu ormanın ağaçların arasından bir sürü hayvan buradan geçiyor. Bakalım hangi hayvanlar geçiyor? Bundan sonra bütün dikkatler bir kere üzerinizde. Çünkü bildiği bir yer. Hayal gücüne odaklanıyor çocuk. Aslında orası bir sınıf, önündeki de bir davul. Ama hiçbir önemi yok artık. Artık orası ben oraya orman dedim. Ağaçlar var dedim. Uzun uzun ağaçlar var, kısa kısa ağaçlar var dedim. Artık orası bir orman oldu bizim için. Ve şimdi bakalım ormanımızı ilk hangi hayvan ziyaret edecek? Kocaman bir fil mi? Güçlü bacakları olan. Filler geçiyorken de ormandan güm güm mü yürüyor? O zaman kuvvetli sesimizde, kuvvetli ellerimizde fillerin ayaklarıymış gibi beraber gidebiliriz. O zaman beni dinlemeye başladılar. Ben fillerle beraber yürüyoruz dediğim zaman. Peki ya şimdi karıncalar gelse ve ayak seslerini sadece kendileri duysa? Nasıl bedenini kontrol eder? Tabii ki de o zaman küçük küçük basmaya başlayacak. Mümkün olduğu kadar az. Peki ya bir kaplumbağa gelse? O zaman da nasıl yavaş gittiğimizi gösteririz? Ondan sonra nasıl yavaş, yavaş ve yavaş gidiyoruz? Çünkü müziğin içinde her şey var. Bu ritimleri vermek istiyorsam ben şimdi yavaş gidiyoruz. Ama çocuğun kendini orada belki frenlemesi biraz daha zor dürtüleriyle alakalı. Ama ben ne zaman ki ona bir kaplumbağa gidiyor dediğimde hemen buna daha kolay adapte oluyor. Ve ben çocuğu yakaladığım zaman o zaman ona istediğimi öğretebiliyorum. Benim yaratıcı dramayla tanışmam böyle oldu. Ben aslında dramayı gene müziği öğretmek için bir araç olarak kullanırken dramanın dünyasına girdiğimiz zaman zaten bambaşka kapılar açıldı. İnanılmaz keyif aldığını düşünüyorum şu anda öğrencilerinizin. Çünkü sizi o kadar güzel anlattınız ki şu an dersinize girmek istiyorum. Olabilir. Biraz yaş grubuyla ilgili tutmayabilir ama sıkıntı değil. Misafir öğrenci olarak tamam gireceğim. Peki şimdi sanatçı yetiştirmek ve yaratıcı drama. Yolunuz nerede değişti bu noktada? Yani çıkış noktanız aslında başka ama şu anda bambaşka bir yerdesiniz. Aslında birbirine tabii ki benziyor ama çocuklarla tamamen ilgileniyorsunuz. Yaratıcı dramayı katmışsınız. Nasıl değişti o yol? O yol çocukları tanıdıktan sonra değişti. Ve eğer ben bir tane çocuk üzerinde bir değişiklik yaptığımı fark ettiğim zaman davranışsal olarak ya da onun herhangi bir şeyini keşfettiğim zaman kimsenin belki görmediği, belki bilmediği ve bunu paylaştığım zaman ve bu
konu gerçekten büyüyüp ilerleyip bana geri dönüşleri olmaya başladığı zaman dedim ki ben o zaman doğru yoldayım. Ben evet sanatçı yetiştirmek üzerine bir eğitim almış olabilirim ama ben de şu anda kendim gibi çocukları keşfedebilecek bir yoldayım. Bunu bazen dramayla birleştiriyoruz, bazen müzikle, bazen farklı alanlarla birleştiririz. Artık yolumuzun, aracımızın ne olduğu önemli değil çünkü yolumuz bizim artık çok net. O yüzden evet drama çocuğun hayal gücünü, zihnini, her şeyini açabiliyor. Ve gerçekten bir çocuğu tanımak istiyorsanız dramayla mutlaka tanışmanız gerekiyor. Çünkü çocuğunuzu eğer kendi çocuğunuz ya da öğrenciniz, öğretmen olarak tanımak çok önemli. Onu kaybetmemek için tanımak, onu kazanmak için gerçekten tanımanız gerekiyor. Ben bir dramada bir oyun oynadığım zaman bütün çocuğun aslında ufak ufak bize karakteriyle ilgili, bize ufak ufak onun alanları, ilgi alanları ile ilgili bilgiler vermeye başlar. Önemli olan bunu doğru okuyabilmek, bunu gerçekten iyi değerlendirebilmek ve sonrasında bunun üzerine daha neler koyabiliriz, bununla ilgili kendimizi bu alanda geliştirebilmek. Peki bu noktada ebeveynlere neler tavsiye edersiniz? Ebeveynlere çok şey tavsiye ederim. Ebeveynlere öncelikle gerçekten çocuklarını tanımaya yönelik, gerçekten onların duyguları özellikle nedir? Çünkü duygu konusu da benim özellikle üzerinde durduğum bir şey. İnsan önce kendini tanıyabilmesi için önce duygularını tanıması gerekir. Sonra kendisini gerçekten doğru ifade edebilmesi için duygularını iyi bilen bir insan ancak karşı tarafa bunu nasıl yansıtacağını bilir. O yüzden de önce çocuğumuzun duygularına inmemiz gerekiyor. Çocuğumuzun duygularına inmek için önce ebeveynin kendi duygularına da inmesi gerekiyor. Bazı şeyleri kenara bırakmak lazım. Ben yetişkinim, ben büyüğüm, benim dediğim olacak, ben anneyim, ben babayım değil. Gerçekten karşılıklı diyalogda olabileceğimiz bir ortam gerekiyor. Ben bunu kendi velilerimle sağlıyorum. İnsan insanı çeker, böyle insanları çekiyorsunuz ya da böyle değilse bile bu şekilde bir algı oluşturuyorsunuz. Mesela çocuğa gerçekten çok kavramlar vardır. Yaramaz, hareketli, duymaz, dinlemez, oturmaz. Ama gerçekten neye ihtiyacı var? Her çocuk 40 dakika bir ders ortamında oturamayabilir. Bu onun suçu değil. Bu onun içsel gelen bir şeyi. O zaman biz bu çocuğa gerçekten ne yapacağız? O zaman ben drama dersimi nasıl yapacağım? Nasıl burada planımı hazırlayacağım? Eğer bakıyorum oturma süresi durmaya başlıyorsa ben ona dur yapma demektense hemen hareketli bir oyuna geçebiliriz. Hemen ortaya bir dans atabiliriz. Hemen ortaya bir şarkı koyabiliriz. Birazcık döneriz, birazcık oynarız. Sonra geriye yerimize oturduğumuzda o çocuk tekrar bir konsantrasyonunu toplar ve oturur. Bu bizim dediğimiz olacak değil de bu çocuğun neye ihtiyacı var? Neden böyle davranıyor? Neden yaramazlıktaki kasıt ne? Nasıl bir yaramazlıktan bahsediyoruz? Etiketlemek yerine anlamaya çalışmak bu alanda aslında daha çok kafayı yorarsak gerçekten hem bir çocuk olarak sonra bir sınıf, bir okul ve bir bakmışsınız ki bir eğitim sistemi içerisinde birçok çocuğa ulaşmışsınız. Biraz bu açıdan yani bu sadece belki drama diyeceksiniz ya da belki sadece drama diyecekler ama drama bize çok yol gösteriyor gerçekten ve ben de bu yolda bu şekilde çalışmaya devam edeceğim İnanılmaz en azından. İnanılmaz incelikler var. Şimdi o zaman çocuklar drama yoluyla hem oyun oynamış hem de etkili bir öğrenme sürecini tamamlamış oluyorlar değil Çok mi? Çok güzel ifade ettiniz gerçekten. En etkili öğrenme süreci. Çünkü içinde oyun var. Çünkü içinde hareket var. Çünkü içinde kural da var. Oyun dediğiniz şey aslında kurallı bir şeydir. Hiç kimse bu benim çocuğum kurallara uymuyor diyor. Ama senin çocuğunuz benimle gelip oyun oynuyor. En kötü saklambaç. Saklambaçta ne var? Kural var. Saklanacaksın. Bir ebe olacak ve seni bulacak. Saklanmıyorum ben dediğiniz zaman zaten oyun saklambaç olmuyor. Ya da kovalamaca, ebelemece ne derseniz deyin. Biri seni ebelediğinde sen ebe olman gerekiyor. Ebe olmayı reddedebilen biliyor çocuklar. Mesela eğer mükemmeliyetçiyse, kaybetmeye tahammülü yoksa, ben hayır asla ebe olmam. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Onun da kaybetme, diğerlerinin yerine geçme. Bu sefer ebe olduğu zaman karşı tarafı ebeleyebilmek için çaba göstermesi gerekiyorsa o zaman onu da o sürece dahil etmemiz lazım. Bu sefer ebenin ismini değiştirebiliriz. Biz mesela bu oyunu o zaman köpek balıkları ve penguenler olarak. Köpek balığısın şimdi pengueni yakaladın. Aa bak sen şimdi köpek balığı oldun. Bu sefer orada güç aslında sembolize ediyor. Dilimizi değiştirdiğimiz zaman çocuğu zaten hemen tekrar oyuna katarız. Ve ben neyi vermek istiyorum? Kazanmak ve kaybetmeyi mi vermek istiyorum? Hayatta bunun da olduğunu mu vermek istiyorum? Sırasıyla bazen yer değiştirebilirim.
değiştirebildiğini mi? Sonsuza kadar kaybettin, sonsuza kadar kazandın diye bir şey yok. Bunun yer değiştirebildiğini vermek istiyorsam ha ebe demişim, ha köpek balığı, penguen demişim. Önemli olan bu dili kazanmaya başladığımız zaman çocuğu da daha iyi kavrayabildiğimizi gösteriyor. Bu sefer çocuk bunu içselleştiriyor zaten. Tamam, şimdi sıra bende artık demeye başlıyor. O zaman bu reddedişler, isyanlar, bunlar yavaşlamaya başlıyor. Bunların bir tane oyuna verebilir miyim? Belki veremem ama bir dahaki haftaya, daha sonraki günlere bunları yayarak aslında bunları verebiliriz. Çünkü çocuk da kendini böylelikle daha iyi tanıyor ve kendini daha iyi aslında ifade etmeye başlıyor. Yani yaratıcı dramanın çocuk gelişimi üzerine inanılmaz bir etkisi var. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından açık sorular devam edecek. Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Müzik ve yaratıcı drama eğitmeni, aynı zamanda oyun tasarımcısı Duygu Nevşe Şener'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi araya gitmeden önce yaratıcı dramanın çocuklar üzerindeki etkisinden bahsediyorduk. Çocuklar drama yoluyla hem oynuyorlar hem de etkili bir öğrenme sürecini yaşıyorlar diye konuşuyoruz. Ama aynı zamanda siz oyun tasarımcısınız. Şimdi özellikle oyun tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında oyun tasarımında burada en büyük faktör çocuk yine ve çocuğun gelişim süreçleri. Bir kere burada tabii ki de yaş grupları çok önemli. O yaşta bir çocuk hangi gelişimleri gösteriyor, hangi gelişim evrelerinde, bunlara uygun oyunlar bulmak gerekiyor. Bir de işte bu drama yoluyla yaptığımız işte problemler, duygular. Bu problemlere nasıl çözümler bulabiliriz? Bunu nasıl oyunlaştırarak kendi dünyasına çocuğun girip oradan kendisine aslında farklı bir bakış açısı nasıl yaratabiliriz? Biz bunun peşindeyiz. Daha doğrusu ben bunun peşindeyim. Oyunlarımızı da şöyle bir yemek tarifi gibi veremem size. Birazcık tuz, birazcık karabiber diye. Çünkü bunun belli bir tarifi yok. Çünkü bizim malzememiz, benim malzemem çocuklar. Karşımdaki çocuk nasıl ve ben onlara gerçekten neyi vermek istiyorum? Tasarladığımız oyunlar da aslında önceliğimiz bu oluyor. Orada bir problem görüyorsak, bazen velilerimizde de belli başlı problemler, özellikle ilkokul döneminde farklı kavramlar giriyor çocukların hayatına. Burada yaşanan sıkıntılarsa biz o zaman ne yapıyoruz? Bunu dramalaştırıyoruz. Sıkıntı yaşanan ortamı kendi sınıfımızdaki bir hayal gücü ortamına dönüştürüyoruz ve orada neler yaşanıyor? Bunları tartışıyoruz. Ondan sonra birazcık daha konular çocuklar için, en azından yaratıcı drama size neyi veriyor? Bir deneyimi sunuyor. Olmamış bir bazen deneyimi, bazen olmuş bir deneyimi tekrar yaşamanızı sağlıyor. Biz de ortamlarımızda eğer bu ortamı tekrar ortaya çıkartıp bu sefer bildiğimiz bileşenleri, konuları, tartışma konularını biz bu sefer bilinçli bir şekilde ortaya koyduğumuzda çocuğun aslında kendi kendine çözüm bulmasını sağlıyoruz. Bir şey öğretmiyoruz. Zaten uzmanlar da bilir, yaratıcı drama eğitimcisi, öğretmeni diye bir şey yoktur. Hep lideri vardır. Biz liderlik yaparız ve arkamızdan da o çocuklar peşimize takılmalarını sağlarız. Kendi yollarını da kendi bulmalarını sağlarız aslında. Sizin öğrencileriniz kaç yaş aralığında? Ortalama 4 ila 12 yaş arasında daha bir yoğunluk var. Daha bir yoğunluk, daha çok uzun zamandır o gruplarla daha çok çalışıyorum. Fakat çocuklar büyüyor şu anda. Benim de yaşım ilerliyor. Yani yaş grubum gitgide ilerleyebilir diye düşünüyorum. 12'leri aşmaya başladık çünkü. Tabii üniversitede de eğitim veriyorsunuz. O kısma da geleceğim ama şimdi evet. Diyorsunuz ki çocuğa bakmak değil, onun her yönleriyle görebilmek önemliydi. Üretmek bu işin en önemli kısmı demişsiniz. Çok güzel bir cümle aslında. İlham kaynaklarınızdan bahsedelim. Şimdi siz besteler yapıyorsunuz, evet. Masallar yazıyorsunuz, oyunlar tasarlıyorsunuz. Evet. Nasıl geliyor ilham kaynağınız ne? İlham kaynağım sınıf ve çocuklar. Başka hiçbir şey yok. Bazen bir bilmece soruyorsunuz, bazen bir hikaye anlatıyorsunuz. Karşınızdaki çocuk size mutlaka bir tepki veriyor. Zaten o ortam etkileşimli bir ortam olması gerekiyor. Orada duyduğum bir şey, oradan aldığım bir ilham bu sefer beni bazen şarkı bestelemeye, bazen oyun yazmaya, bazen masal üretmeye götürüyor. Bunun nasıl olduğunu gene bir tarifi yok, gene bir tarif veremem. Ama bir gün çok basit bir heykel oyunu oynuyorduk.
heykelde böyle müzik çalar, müzik durduğunda da herkes durur. Bunu çok farklı şekillerde oynatabilirsiniz. Bir gün işte renklerle oynattım. Müzik durduğunda işte benim söylediğim renge gideceklerdi. Müzik durdu, kırmızı rengi bulun dedim. Halının bir parçası vardı kırmızı ve bir tane çocuk kırmızı halının hemen orasına geçti. Öğretmenim ben de kırmızı giydim, burası da kırmızı. O zaman ben şimdi bu kalemun mu oldum dedi. Sonra o böyle benim zihnimde gelişmeye başladı. Peki ya gerçekten bir bu kalemun olsaydık ve bizi hiç kimse aslında fark etmeseydi. Yani bu kalemun için bu kendini saklayan ve hayatta kalmasını sağlayan bir özellik. Peki biz bunu çocukça düşündüğümüz zaman hiç gözükmeyen çocuk yok mu? Hiç silik duran, ne kadar toplulukta ya da kalabalığın içinde olmasına rağmen bu kalemun gibi bir yerlerde saklanan. Evet. Sonra bunun belki bir hikayesini oluşturdum. Sonra bunun bir şarkısı oluştu. Sonra ben bunu derslerde yapmaya başladım. böyle gelişiyor aslında. Çocuk size zaten neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, bazen de neyi yaptığını, neyi yapamadığını gösteriyor. Bunu geliştirmek için ne yapabiliriz? O zaman yolumuzu oyunla çizersek iş hem keyifli hale gelir, hem zorlama ve metozeri olmaz, katılımla, işbirliğiyle olur. Oyun o yüzden bize bunu sağlıyor. Oyunun içinde müzik de var, oyunun içerisinde hareket de var, oyunun içerisinde kural da var, oyunun içerisinde her şey var. Vermek istediğiniz her şeyi oyunla verebilirsiniz. Benim alanlarımın bu kadar genişlemesini sağlayan bunlar oldu. Ben müzikle belki başlamış olabilirim ama müziği geliştirirken oyun, dramayı geliştirirken oyun derken şimdi evet iki tane kurumum var. Her hafta oyunlarını yazıp yaş gruplarına göre gönderdiğimiz, benim yazdığım oyunları uygulayan kurumlarımız var. Demek ki burada biz hep beraber bu çocukları yakalamaya gayret gösteriyoruz ve bunu da oyunla yapıyoruz. Kaç seneden beri eğitmenlik yapıyorsunuz? Söyleyeceğim ama yaşımda 16 yıldır öğretmenlik 16 yapıyorum. 16 yıldır evet. Eğitmensiniz, öğretmenlik evet. Yapıyorsunuz. Şimdi merak ediyorum, neden bunu sordum aslında. Her sene çocuklar değişiyor ve az önce dediniz evet. Ya, öğrencilerim büyüyorlar. 12 yaşın üzerine de çıktılar artık. Çocuklarda neyi gözlemliyorsunuz? Mesela 16 sene önceki mesela 4 yaşında eğitim evet. Verdiğiniz çocukla şu andaki 4 yaşındaki çocuk arasında ne gibi farklar gözlemliyorsunuz? Bir 16 yıllık sürece bir bakabiliriz ama bir de bu son 2 yıllık sürece gerçekten ciddi olarak bakmak gerekiyor. Çok ciddi bir süreç geçirdik. İçinde yaşarken bu pandemi sürecinin ne olduğunu belki kavrayamamış olabiliriz. Hani orada bir endişe vardı, hastalık endişesi, bulaş endişesi. Ama şimdi artık hani normalleştiğimiz, tekrar okullarımıza döndüğümüz bu sürece baktığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Teknoloji ve dijital dönemdeyiz. Bunun artık önüne geçemeyiz. Bunun önüne geçme çabası da biraz boşuna. Ama hangi çocuğun neyden ne kadar etkilendiğini de bilemeyebiliyoruz. Bir kere çocuklar yalnız büyüdüler. Şu andaki 4 yaşında bir çocuk 2 yıl önce zaten 2 yaşındaydı. Zaten orada bir bebeklik evresi vardı. Ondan yeni çocukluk evresine geçmişti ve o çocukluk evresinde yapayalnız kaldı. Büyükler, yetişkinler dışında kendi yaşıtlarıyla pek bir araya gelemedi. Şimdi birazcık daha baktığımız zaman aslında yalnız çocuk var. Daha içe dönük çocuk var. Elindeki tablete, telefona daha çok düşmüş çocuk var. Biz şimdi onları tekrar geri döndürmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi belki dijital ortamdan koparamayız ama bunu doğru kullanmayı da burada da tabii ki velilere birazcık iş düşüyor. Bunu doğru kullanmayı, nasıl sınırlar koymayı bunları birazcık kavramak gerekiyor. Oyunun verdiği hiçbir şeyi tek taraflı bir tablet hiçbir zaman veremez. Sadece dokunarak yaptığı bir şeyden eşleştirmelerden, belki matematiksel şeylerden bu çocuğun büyük zekaya sahip olduğunu düşünemeyiz. Gerçek hayatta da başka bir hayat var çünkü. Ve şu anda çocuklarımız tabletteki sanal hayatta gerçek hayat arasında bazen bağ kurmayı, onların farklı olduğunu bu algı birazcık kaybolmuş gibi. Örnekleri, işte sanki arkadaşıymış gibi bahsetmeler, sanki oradaki hayat daha önemli, bir an önce eve gidelim ve hani tabletindeki oyunu oynayacağım gibi kavramlar var. O yüzden 16 yılın içerisindeki son 2 yılı çok daha farklı değerlendiriyorum. Pandemi sürecini çocuklar nasıl anlatıyorlar size peki? Anlatmıyorlar aslında. Çünkü bu onlar için
hayatın normal bir şeyine döndü, gidişatına döndü. Bu bizim için, biz geçmiş yaşantıları bilen insanlar için pandemi diye bir şey var ve biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Ama onlar diyorum ya, bunun içine doğdular belki de. İlk sosyalleşmeye başladıkları evrede böyle bir şeyde kaldı. İlkokul çocuğu, okula giden çocuk için, evet, tabii ki fark yarattı. Okula gidiyordu, gitmiyor. Kimisine nasıl göre artık... Nasıl etkiler kalmış mesela çocukların üzerine sizin gözlemlediğiniz? Kimisi okula gitmek istemiyor. Zaten hani online eğitim sürecinde de bunu gördü. Zaten hani okuldan alabileceğim şey bilgiyse eğer bunu gördü. Kimse okula hiç gitmek istemedi. Çünkü sosyal olarak döndüğü zaman çocuk sosyal olarak belli sıkıntılar yaşamaya başladı. Diyelim ki ilkokul 3'te ayrılan bir çocuk 4'ün sonuna doğru döndü ya da 5'te döndü okuluna. Aslında orada ilkokul çocuğuyken sonra ön ergen olmaya başladı. Oradaki problemler, oradaki gelişimi evde yaşadı. Oradaki adım adım çözemedi bazı şeyleri. Belki bu o anlamda bizim şu anda oturup düşünmemiz gereken birçok alan var bununla alakalı. Belki bu son 2 yıllık süreci daha farklı değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Ama pes etmemek lazım. Yani çünkü elimizdeki malzeme çocuk ve bunlar bizi geleceğe götürecek olan nesiller. Bu nesili iyi tanımak gerekiyor. Artılarıyla, eksileriyle, bizim dönemimizdeki gibi de değil hiçbir şey. Biz belki sokakta büyüdük, belki bir mahalle kültürümüz vardı, büyük kalabalık ailelerimiz vardı. Şimdi uzaktayız. Özellikle şehir hayatında yaşayan insanlar, belki bir apartmanda, sitede daha az komşuluk, daha az arkadaşın olduğu yerde. Belki eskiden o yüzden yaratıcı drama diye bir kavram yoktu. Zaten drama dediğiniz olay çocuğun kendi oyununun içerisindeydi. Kendi mahallesinde, kendisinden 2 yaş büyük, 2 yaş küçük çocuklarla o gelişimde büyüğünden öğrendiği, küçüğüne gösterdiği bir dönemdeydi. Belki de biz o yüzden şu anda bizim gibi, benim gibi eğitimciler bu işe kafa yoruyor. Çünkü o ortamlar olmadığı için biz bu sefer onları öğretiyoruz. Oyun öğretiyoruz aslında. Söylediğim şey belki çok saçma geliyor ama ben oyun oynamayı öğretiyorum. Evet. Oyun kurmayı öğretiyorum. Çünkü artık bu ortamları kalmadığı için. Şimdi bu dijital dönemde de... Dijitalleşen dünyanın çocukları yalnızlaştırdığını düşünüyorsunuz o zaman. Düşünüyorum. Hatta. Özellikle sosyal becerilerde, bu size bahsettiğim duygu konularında. Çünkü orada bir duygu yok ki elindeki tablette. Hangi duygusunu tanıyacak ama orada? Ama burada biraz iş ebeveynlere düşüyor sanki. Ebeveynleri de düşüyor ama kimseyi de bu anlamda suçlamıyorum. Hepimiz zor bir dönem geçirdik. Hepimiz evden çalıştık. Ben de online ders yaptım. Benim çocuklarım da o yüzden ben ders yaparken gelip yanıma gelmesinler diye ben de tableti vermek durumunda kaldım. Ama hani bunun neresinden yakalarsak, nerede keseceğimizi bilmek burada önemli. Hani diyorlar ya bilinçli tüketim. Bunun da bilinçli bir alanı var. Bunu doğru kullanmak gerekiyor. Yoksa videolardan bir şey öğrenilir mi? Öğrenilir. Ama öğrenmeyi tek taraflı bir şey olarak görmemek lazım. Nasıl içselleştirirsiniz öğrenmeyi? 5 duyunuza birden hitap ettiği zaman. Neden okullar bu kadar önemliydi? Neden bu kavram bu kadar önemli? Ki ben çok okulcu bir eğitimciyim gerçekten. Okul olmadan olmaz. Asla olmayacağını da gördük. Öğretmenin sesi var. Öğretmenin bir kokusu var. Öğretmenin bir anlatışı var. Bazen sesinin yükselişi var. Bazen orada inişi var. Ama dijital bir ortamda, ekranda onları hissetmedi ki çocuk. Bazen sınıfta bir burnunuza bir koku gelir, cam açıktır, bir şey olur. O size o an öğrendiğiniz bir şeye karşı aslında bir hatırlatır. Biri bir espri yapar, gülersiniz. Bunlar bile öğrenmenin bir parçası ve biz bunlardan yoksun kaldık. Sadece bilgi değildir okulun verdiği. Öğretmenin anlattığı şey sadece bilgi aktarımı değildir. Belki de bunu gördük. En azından ben bunu gördüm. Ve daha çok sarıldık yani birbirimize. Kesinlikle. Şimdi 2007 yılından bu yana müzik eğitmeninin yanına masal anlatıcılığını da eklediniz. Evet. Az önce dediğim gibi videolarınız inanılmaz iyi görüyor çocuklar tarafından. Bu fikir nasıl çıktı ortaya? Masaldan sonra, masal da işte önce müzik, sonra drama, sonra masal olarak girdi. Dramada şöyle bir şey vardır. Bir olayı, bir canlandırma ya da bir role gireceksiniz ya da bir doğaçlama yapacaksınız çocuklarla. Siz de bu işin içindesiniz ucundan bence. Mutlaka o olayın bir hikayesi vardır. O hikaye olmadan hadi bakalım şimdi sen bir ağaç ol. Yani... Çok böyle gene havada kalıyor. Drama eğitimcileri de bunu çok iyi bilir. Hadi bakalım bir ağaç ol dediğimde böyle mi olayım öyle mi? Ağaç nasıl durur ki diye bile düşünür bir çocuk. Ama siz o ağacın bir hikayesini, bir duygusunu anlatmaya başladığınız zaman bir bakmışsınız gerçekten herkes ağaç olmuş. Aslında deminki örnekteki gibi. Sonra bunun aslında daha büyük, daha gelenekte, daha kültürümüzde olan bir kısmıdır masal. Masal anlatıcılığı kavramı son bir 5-6 yıldır çok popülerleşti.
Anlatı sanatı, evet. Aynı zamanda çocuğun, ben anlatı tarafında kendimi çok övemem. Benden çok daha belki iyiler vardır. Ama ben çocuğu nasıl yakalayacağımı bildiğim için ben masalı da gene o araçla kullanıyorum. Bir masal çünkü yaklaşık 40-45 dakika sürebilir. 40-45 dakika bir çocuğa oturup bir şey anlatabilir misiniz? Herhangi bir şey. Anlatamazsınız ama masalı anlatabilirsiniz. Bu sefer onun konsantrasyonunu sağlarsınız. Bu sefer onun hayal gücünü sağlarsınız. Ve en güzeli de masallarda bir çok olgu vardır. İyi vardır, kötü vardır. Kazanan vardır, kaybeden vardır. Bütün bunların hepsini masallarla verebilirsiniz. Ben tabii masalı da normal anlatmıyorum. Biraz benim de şarkılarım var. O evet, masalı... önce şarkıyla başlıyorsunuz. Önce şarkıyla başlıyorum, sonra masalı anlatıyorum, sonra tekrar şarkıyla bitiriyorum. Önemli olan oradan da keyif alabilmesini çünkü sağlamak. Çünkü çocuk eğlendiği ortamda var, çocuk mutlu olduğu ortamda var. Ve masallar da baktığınız zaman çocuğun aslında kendi belki yaşadığı bir şeyi dışarıdan bakmasını sağlıyor. Tabii saatlerce mesela çocuklar masal dinleyebilir, hatta öyle de uyumak isterler bazı evet, çocuklar. Evet, aslında bunu masallar da verir, hikaye kitaplarında da aynı amaç vardır belki. Bir çocuğa bir şey anlatırsınız, belki onu çok iyi dinlemez ama bunu masallaştırarak anlattığınız zaman dinlemeye başlar. Evet. Çünkü aslında orada kendisini görür. Mutlaka ve mutlaka o karakterde kendisine ait bir olgu görür. Boyuyla görür, posuyla görür, onun huylarıyla, onun karakteriyle, onun işte çok sinirli bir tane kral varmış dediğinde belki babasına benzetir. Oradan yakalar. Masalda çünkü öyle bir şeydir masal. Her taraftan bir şey vardır ve çocuk mutlaka o masalın içerisinde kendisine ait, kendisinden tanıdığı benzer bir şeyi yakalar. Masal ilerledikçe, masal çözülmeye, çünkü orada bir problem var, dramanın özünde de problem var, masalda da ve bu masallara, bu problemlere nasıl çözüm bulduğumuz odak noktasıdır aslında. Oradaki çözümü bulurken, aralarda es verip çocuklara da birazcık eğer işin özünden kopmadıkça fikir verdiğiniz zaman kendi problemine çözüm bulur. Aslında o karşı taraftaki Pamuk Prenses'in belki problemine çözüm buluyor mu? Hayır, aslında farkında olmadan çocuk kendi içindeki problemine çözüm bulur. Ve aslında bu neyi ne sağlar? Gene kendi yolunu nasıl çizeceğini. Bunları hepsini görmesini belki de sağlıyoruz. Şimdi siz böyle anlatırken aslında o kadar dolu dolu anlatıyorsunuz ki oyun tasarlıyorsunuz, hikaye yazıyorsunuz, çocuklara masal anlatıyorsunuz, çocuklara bir şeyler öğretiyorsunuz, çocukları eğitiyorsunuz. Çok büyük bir sorumluluk olsa gerek. Çok büyük bir sorumluluk. Ağzımızdan çıkan kelimenin gerçekten tartmamız gerekiyor. Bazen... ne söylediğimizden ziyade nasıl söylediğimiz de çok önemli. Çocuk bunların hepsini tartıyor. Çünkü özellikle benim çalıştığım çocuklar duygularıyla hareket ederler. O yüzden onların duygu durumlarını da doğru değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Bazen en ufak bir şeyin nereye gidebileceğini iyi tartmak gerekiyor. Ve karşımızdakinin bir çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor. O duygu durumlarının geçişlerini doğru sağlayabilmek, bunlar bir yetişkinin görevi. Bir öğretmenin, bir annenin, bir babanın. Yetişkin olan benim, biziz. O yüzden de bu yolda onlara doğru yolu çizecek olan biziz. Çocukları suçlamaktansa kendimize döndürdüğümüz zaman aynayı, ki yüzleşmek çok zordur gerçekten. Ama bunu yapabilecek cesarette eğer ebeveynler, anneler, babalar ya da öğretmenler olursak, o zaman işte bu vebalin o zaman altından kalkılmaz hale gelmesine engel ancak bu şekilde olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sizin aldığınız eğitim sanatçı yetiştirmek üzerineyken şu andaki hayatınız çocuklarla geçiyor. Tabii. Çocuklara eğitiyorsunuz, çocukları öğretiyorsunuz. Çocuklarla olmak sizin için nasıl anlamlar barındırıyor? Bu arada bu sorumluluğu da hissettiğim için aynı zamanda eğitim fakültesinden de yüksek lisansımı yaptım. Şimdi tekrar çocuk gelişimi okuyorum. Bu sorumluluğu da üzerimizde hissetmemiz gerekiyor. Evet, alanlarım beni bu noktaya getirdi ama bunun da ayrı uzmanlığını yapmasaydım açıkçası olmazdı. O yüzden... herkesin yaptığı işle ilgili bence ne olursa olsun, belki ben çocuklarla olduğum için, belki sizler farklı alanlardasınız ama yaptığımız işin sorumluluğunu doğru hissetmek gerekiyor açıkçası. Evet, bu arada tüm bunların sonunda da 2019 yılında Peekaboo kuruyorsunuz. Bu fikir nasıl çıktı ortaya? Peekaboo'yu kurmam için beni velilerim zorladı.
Çünkü aslında gerçekten ben işte farklı kurumlarda, çeşitli okullarda çalışırken bizim velilerimizle güzel bir diyalogumuz oluşur. İşte bu sohbetlerimiz, çocuk üzerinden gittiğimiz zaman gerçekten güzel, güvenli bağlarımızın oluştuğu birçok velim var. Neden bir bu dramayı, neden bu müziği, neden bir yere taşımıyorsun dedi. Ve tabii ki de o zaman hani belki ticari şeyler aklıma o zaman yatmıyordu, oluyor muydu, olmuyor muydu? Ama en son artık bana dedi ki ya dedi bir yer açarsın ya da biz senin evin salonuna geliyoruz. Artık ya bizi o şekilde kabul açıyorum edeceksin. Açıyorum o zaman yerini. O zaman açıyoruz neler gibi oldu. Neler yapıyorsunuz peki? Önceliğimiz çocuk. Ve önceliğimiz gerçekten çocuğu tanımak. Çocuğun kendini tanımasının yolunu göstermek ve bu çocuğun yeteneklerini ortaya çıkartmak. Bunu yaparken bunu müzikle yapıyoruz. Bunu enstrüman dersleriyle yapıyoruz. Bunu satrançla yapıyoruz. Dramayla yapıyoruz. Felsefe dersleriyle yapıyoruz. Çocuklarla felsefe. Ve bunu bazen seramikle yapıyoruz. Hiç önemli değil nasıl yaptığımız. Ama çok kendi alanında gerçekten uzman ve kendi işini gerçekten çok seven eğitimcilerle beraber çalışıyoruz. Şunları çok duyuyoruz çünkü çocuk satrancı mı seviyor, satranç öğretmenini mi gerçekten seviyor? Bir öğretmen gerçekten sizi hayata bağlayabilir. Hayatınızda karşınıza sizin de çıkmıştır. Herkesin hayatında bir öğretmen vardır iyi bahsettiği. Bir öğretmen de vardır kötü bahsettiği. Biz o iyi tarafta olmayı istiyoruz açıkçası. Çünkü onun yeri paha biçilmez. Kesinlikle. Bir yol gösterirsiniz. Sadece ufacık bir, ki bizim için çok basit bir andır o. Ama o çocuk için öyle değil. Belki onun hayatında farklı kapılar açacak bir yol oluşturursunuz. Bu arada üstün yetenekli çocuklar için de danışmanlık veriyorsunuz değil mi? Evet. Aslında o da şöyle. O çocuklar bir şekilde bizi buluyor. Bir şekilde yolumuz onlarla kesişiyor. Dediğim gibi alanında iyi olan eğitmenler bu çocukları bizim keşfetmemizi sağlıyor. Benim de ve diğer alandaki arkadaşlarımız için de. Bizim için hadi %100 üstündür, değildir. Zekanın da birçok tabii alanı var. Parlak zeka var. Nasıl söyleyeyim? Bunun böyle bir kademeleri var. Biz o alanda uzman değiliz. Tabii ki de bunu yapan başka kuruluşlar, gelişimciler, psikologlar var. Ama biz şunu fark ediyoruz aslında. Bizim için burada önemli olan çocuk bilgiyi birleştiriyor. Bilgiyi yeni bilgiyle birleştiriyor. Sizin daha önce öğrettiğinizi devam ettiriyor ve ortaya yeni şeyler sunuyor. Müzik alanında bunu söyleyebilirim. Zaten müzik alanında da şu anda Türkiye'de de üstün potansiyelli, üstün zekalı, müzik alanında üstün zekalı çocukların oluşturduğu devletin bir bilsem grupları var. Oralara şu anda çocuklar hazırlıyoruz. Bazen biz keşfediyoruz ailelerine, hatta sınıftaki öğretmenlerine telefonlar, mektuplar yazıyoruz. Diyoruz ki bu çocukta bir şey var, lütfen bunun sınava girmesine destek olun. Ve ondan sonra da bazen o yolda gerçekten ilerlediklerini göreceğiz. Belki farklı alanlar seçecek ama önemli olan şu değil mi? Yani ben bunu yapabiliyorum, ben bu alanda yeteneğim var. Herkesin şu anda belki de müzik alanında birçok çocuğun yeteneği var. Çünkü özellikle bu okul öncesi dönemde çocuklar her şeyi almaya müsait. İsterseniz müzikle yapın, ister satranç verin, ister spor verin. Her şeyi almaya müsait ama ilgi ve merak konusu onu aslında ileriye götürecek şey. Aileler peki çocuklarının üstün yetenekli olduğunu nasıl anlarlar? Bununla ilgili bir kere testler var. Ama hızlı öğreniyorsa, öğrendiği şeyi unutmuyorsa, size özellikle alanıyla ilgili, mesela matematikse çocuk sayılar sormaya başlar. Peki bu sayıyla bu sayı topladığımızda kaç ediyor? Şu ediyor. O zaman onunla onu toplayınca da böyle mi eder? Peki saatler mesela konusu, çarpım tabloları, rakamların katlanması. Bu çocuğun demek ki bilişsel alanda bir fazlalığı var. Soru sorarak çocuk kendini doyurmaya çalışıyor. Çünkü aldığı ortamdaki bilgi ona yetmiyor. Bunu nasıl doyuruma bakıyor. Bunun aksiyonları da var. Ben o konuda tabii ki de uzman değilim. Ama alamadığı zaman, o bilgiye sahip olamadığı zaman, zihin aç kaldığı zaman, karnınızın açlığına benzetin, bu sefer farklı dallara kayabiliyor. Farklı olumsuzluklar çocuk yaşayabiliyor. Biz bunu işte müzikte nasıl fark ediyoruz? Ben ona bir şarkı öğretmişim. Onu çalmaya çalışırken o duyduğu başka bir şarkıyı çalmaya çalışıyor. Öğretmenim ben bunu çalmak istiyorum, bana bunu da göster diyor. Kendi kendine piyanonun başına oturuyor, kendi kendine sesleri vermeye başlıyor. Bir şey size gösteriyor. Ben açım,
beni doyurun diyor. Onu iyi yakalamak gerekiyor. Çocukları gözlemlemek çok önemli. Evet, bu noktada. Resim alanında da öyle. Resimler devamlı her yere bir şeyler çiziyor. Renkleri karıştırıyor, onları birleştiriyor. Oradan farklı bir şeyler çıkartıyor. Üstün potansiyelli olmak önemli değil. Ama bunu üretim kısmına, bunu gerçekten kendini adayacak noktaya gelebilmesi önemli. Çocuğun o yüzden zekası olabilir ama ilgi ve merakını da doğru yönlendirmek gerekiyor açıkçası. Zaten müziğin iyileştiremediği bir zaman dilimi yok. Yok. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O kadar dolu dolu aslında farklı konular konuştuk ki değil mi? Evet. Yine bekleriz en kısa zamanda. İnşallah. Çünkü bir bu kadar daha konuşacak konu var. Özellikle yaratıcı drama konusunda aslında çok konu var sormak istediğim ama tamam. Artık programımızın süresi el verdiğince bunları sorabildim. Çok teşekkürler. Tamam. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.